düşünüyorum ben de. Çünkü bu unutulmamalı. Unutulmaması için de çok çalışmak gerekiyor, değil mi? Şimdi teşekkür ederim Havva Hanım. Sema Tunç'u tanırsak eğer, atladım. İsmim Sema Tunç. Bu güzel grupla 2 aydır beraberim. Çok yenisiniz. Katıldığım için de çok ne mutluyum, hoş. Çok memnunum. Şu projeyle geçen yıl tanışma fırsatımız olmuştu. Ama o dönem sanıyorum kayıtlar yoktu, yeni sınıf açılamıyordu. Ben de bu sene açıldığını duydum ve hemen karar verdim. Şimdi tüyolar aldık. Yeni sınıf bir zamanı var herhalde bu olaya katılmanın, evet. Değil mi? Evet. Neyse, ona sonra gelelim. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zekeriya Taylan'ı tanıyoruz şimdi, Zekeriya Bey. 95 yılında üniversite eğitimine Denizli'de başladım. Başladığımda bizim İzmit kültürünün çok ötesinde, çok farklı, çok değişik bir dünyaya girdiğimi hissetmiştim zaten. Değil mi? Çünkü oradaki insanların gerek Zeybek kültürünü yaşatmaları, gerek kendinde bunları sergilemeleri, gerek düğünlerinde bir şekilde göstermeleri beni çok etkilemişti. Yani bunun o bölgeye sadece sıkıştırılmaması gerektiğini, muhakkak tabii. Bizim Türkiye'mizin diğer yerlerinde de bunların yaşatılması gerektiğini düşündünüz değil mi? Ne güzel. Düşündük, sadece düşünceyle de kalmadık. Bunları faaliyete geçirmemiz gerektiğini de bir şekilde İzmit'te de bunu yapmamız gerektiğini. Siz İzmitlisiniz değil mi? İzmitliyim. Tamam. İzmit'te doğdum, İzmit'te büyüdüm. Evet. Üniversite eğitimi için ayrılmıştım buradan. Denizli'ye gitmiştiniz, evet. Denizli'de işte o kültüre orada sahip olduk zaten. Değilse biz burada, çünkü İzmit'te Zeybek kültürünü görebileceğiniz bir yer yok. Tabii. Oynayabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir yer yok. İzmit çok sınırlı bir şehir zaten. Burada bir de kozmopolit bir yer burası. Tabii. Yani Ankaralısını da bulursunuz. Ciddi bir mozaik. Erzurumlusunu da bulursunuz. Bir Karadenizlisini de bulursunuz ki yerlileri buranın Karadenizlidir zaten. Egeçlisini de buluyorsunuz. biz kültür olarak artık bu kültürü yaşatmamız gerektiğini, burada da bunun bir şekilde görünmesi gerektiğini düşündük. 2009 yılında. 2009'da evet. Aslında eski yıllara dayanıyor ama işte geçmişimiz. 2009 yılında biz Şükrü Hocam bir şekilde vesile oldu. Şükrü Hocam'ın kendisi memuriyetten dolayı atamasının buraya yapılması bizim için, onun için bir yıkım, bizim için bir başlangıç kazanç oldu. Evet. Başlangıç oldu. Bu başlangıcı biz de fırsata çevirmek için bu grubu kurduk. 2009 yılından beri çok ciddi, Şükrü Hocam 130 dedi ama bence sayı daha fazla. Daha birebir özel ders verdiğimiz insanlar da var bunların yanında. Çok güzel. Bu grup olarak. Şimdi bu oyunu çalışmak için özel bir çalışma ortamı, yeri olması gerekir herhalde. Yani güzel bir salon lazım. Böyle küçük yerlerde, çünkü sanki böyle kollar falan açılıyor. Kelebek gibi uçuyorsunuz. Belki bir kartala benziyorsunuz gibi. Şimdi Zeybek aslında diğer oyunlardan ayıran en büyük özellik bir kahramanlık oyununun olması. İşte az önce Havva Hanım da bunu yine dile getirdi. Diğer yörelerinde kendilerine göre oyunları var ama hiçbiri Zeybek'in havasını veremiyor. Evet. Verememesinin sebebi de bu. Çünkü diğer hiçbir yerinde, bir Karadeniz yöresinin oyunlarında, bir Doğu Anadolu'nun yöresinin oyunlarında ya da bir İç Anadolu'nun oyunlarında bir kahramanlık heyecanını, o müziği duyamazsınız. Ama Ege'de bu vardır. Çünkü Ege aslında oyunu kendi yaşamıyla özdeşleştirmiş insan. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında bunların daha çok yayılmasının sebebi ve bu oyunların daha çok oynanmasının sebebi kutlama, kendi belki ruhunda olan o asiliğin ön plana çıkmasıdır zaten. Evet. Bunun için Ege'yi diğer yörelerden ayıran en büyük özellik bence kahramanlık oyunu olması ve bunların yaşanması. Doğru. Kahramanlarının da olması. Bir Yörük Ali gibi. Doğru. Bir Kerimoğlu gibi. Bir Harmandalı gibi canlı örneklerinin de olması. Yaşanması ve halk tarafından da bunların kabul görmesi. Bir Kerimoğlu'nun bugün yaşantısını dahi bir şekilde insanlar biliyorsa nasıl yaşadığını, neler yaptığını, nelere sahip olduğunu ve Zeybek aslında onun hayatındaki oyunlardan bir parçalarından bir parçadır yani. Ve o kültür İnsanımız oluyor ondan bizim, sonra. Onun hayatından bir parça bugüne kadar yaşıyor, kültür oluyor. Evet. Evet, o kültürün
kahramanlıkla birleşip bir sentez halinde bizim önümüze sunulması bizim o senteze ilgi duymamızı gösteriyor. Evet. Onun için Zeybek diğer kültürlerden, farklı. Diğer oyunlardan farklı. Çok bunu doğru. Farklılaştıran aslında insanımızdaki o kahramanlığın ön plana çıkması ve bunun bir bizim şekilde oyunla... Bizim özümüzde de var o kahramanlık zaten. Geçmişimize baktığımızda hep kahramanlığımızı kutlamışızdır, güçlüyüzdür, efendim başarılıyızdır, paylaşımcıyızdır ve kutlayanızdır hep. Bizim kahramanlığımızın en büyük sebebi aslında çok fazla merhametli olmamızdır ya, millet olarak. Doğru. Sokakta iki kişi görsek, birisi dövse, birisi dövse biz kesinlikle dövülenden yana oluruz. Evet. Bu milletin millet olarak bizim ne kadar merhametli olduğumuzu ama aynı zamanda bu merhametin nasıl bir güce dönüşüp karşısında nasıl bir şiddete dönüşebileceğinin de en büyük göstergesidir. Bravo. Yani, bizim kahramanlığımız merhametimizden geliyor aslında. Evet doğru. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Yok. Devam edersek. Şimdi dünyadaki danslara baktığımızda genelinde dansların hepsinde bir eğlence vardır. Yani insanlar dans ederken eğlenirler. Fakat işte Efe normalde baktığınızda iki pozisyonu var. Birincisi bir ağıttır. Ağıdın artık görsel bir şölene dönüşme hali. İkincisi de bunu da en çok Atatürk yapmıştır. Zafer dansı olarak nitelendirilir. Evet. Her zaferden sonra zeybek oynanır. Halk danslarında dünyanın en etkileyici dansı zeybek olarak geçiyor. Çünkü ezgisi, hikayesi ve hareketleriyle. Baktığınızda zeybek çok akrobatik hareketler içermiyor. Evet. Ama bir duruşun görsel şekle dönüşmüş halini gösteriyor. Yani başından geçen olayları sanki o oyundaki kompozisyonla karşı tarafa anlatabiliyor. Bunun da en büyük nedenlerinden biri, başta da hep söylüyoruz, biz arkadaşlar zeybek oynarken insanları etkilememiz çok sıkıntılıdır. Esas etkileyebilmemiz için zeybeği oynama değil, o zeybeği yaşamamız gerekiyor. Eğer yaşayan bir insan karşı tarafı etkilemesi veya onu kendi dünyasına çekmesi çok zor olmasa gerek. Bunu evet. Da zaten arkadaşlarımız da gayet güzel başarıyorlar. Bir daha yenileyecek olursak zeybek oynanmaz, zeybek yaşanır. Yaşanır diyorsunuz. Evet. Gerçekten yani yaşamayanlara da buradan aktarılır. Öğrenilmez, yaşanır. Gerçekten öyle. Şimdi dünden bugüne baktığımızda İzmit Efe'leri çok sevdi. Evet. Yani sayı giderek artıyor. Ben de katılayım diyenler kimler? Nerede görüyorlar sizi? Nasıl ben de geleyim diye istiyorlar? Nereye müracaat ediyorlar? Nerelerdesiniz? Şimdi biz ilk başladığımızda ZB'ye bir sınıf olarak sadece erkek sınıf olarak başlamıştık. Sanıyorum 8 kişi. Zekeriya Bey de onlardan biriydi ilk sınıfımızda. 10 kişi. 10 kişi. İlk 10 kişiyle başladık. İlk 10 kişiyle başladık. Biz İzmit'te Sporyum kompleksinde zeybek derslerine başladık ve hala orada devam ediyoruz. Bizim zeybekteki amacımız hobi faaliyeti. Yani arkadaşlarımız, bu işe gönül veren insanlar, herhangi bir sınırlama yoktu. Sadece istek. En büyük evet. Özelliğimiz istek ve ikinci bu işe zaman ayırabilmek. Yani biri değil mi? Kim bayan olsun, erkek olsun, hangi yaşta, hangi meslekte, hangi grupta olursa olsun iki şey istiyoruz. Birincisi bu oyunu öğrenmeyi istemesi, ikincisi de buna zaman ayırması. Dolayısıyla böyle başladıktan sonra çok kısa bir zamanda, hatta yani ilk sınıfın dersleri bitmeden ikinci sınıfımız açıldı. İkinci sınıfımız da şu an burada yok. İlk öğrencilerimiz, bayan öğrencimiz Hale Hanım'dı. Hale Hanım, sonra Emine Hanım ve eşleriyle karşılıklı gelmeye başladılar. Bu pozisyonda gün geçtikçe, hani reklam olarak değil ama bir şehir efsanesi gibi, ben bunu her zaman böyle evet. nitelendiriyorum, bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa, herhangi bir yerde bizim reklamımızı göremezsiniz zaten. Yani özellikle reklam amaçlı bir billboardımızı ya da işte bir yere verilmiş burada ilanlarımızı göremezsiniz. Biz sadece yaptığımız işle anılmak istiyoruz. Dolayısıyla
ekip o seviyeden sonra çeşitli gruplar halinde ve seviyeler halinde. En ileri sınıf seviyemiz bu zamana kadar tam 12 tane zeybek öğrendiler. Yani 12 tane zeybek bir grup için küçümsenmeyecek bir rakam. Zor mu zeybek oyunu? Zeybek zor ama imkansız değil tabii ki. İmkansızı başarır bu millet zaten. Evet. Şimdi sohbetimiz canlı canlı devam edecek de hani sizin reklamınız yok, hani sizin orada, burada, şurada çok görünme durumunuz yok. Ama bizi şimdi herkes izliyor. Evet. İlk reklam arasına gitmeden önce biraz gösterir misiniz bize bu Efe oyunu nasıl oluyor? Öyle bir canlandıralım gözümüzde. Yani kadın erkek oynanıyor, tek oynanıyor, şimdi, çift oynanıyor. Şimdi zeybek oyunu bir erkek tek başına zeybek oynayabiliyor. Bir bayan tek başına oynayabiliyor. Bir erkek karşılıklı erkek veya erkeklerle yani bir erkek grubu olarak oynayabiliyor. Enteresan. Bayanlar kendi aralarında bayan olarak oynayabiliyor. Bayan erkek eşli karşılıklı oynanabiliyor. Bayanlar ve erkekler grup halinde oynayabiliyor. Tabii. Baktığınızda belki dünyada tek danslardan biridir. Yok, bunları sayınca ben şöyle düşündüm, halk oyunları yarışmasını falan sürekli takip eden bir kişiyim. Evet. Böyle bir oyuna rastlamadım doğrusu. Özellikle solo oynanan oyunlar içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir zeybek. Evet. Çünkü birçok oyun solo oynanmaz, yani tek başına evet, oynanmaz. Evet, evet. Muhakkak birilerine ihtiyaç vardır yani. Ama burada zaten bunun en büyük farkı kutlama odur. Oyunu olduğu için bu genellikle, tabii, zafer dansı olduğu için duruma göre... Duruma göre, zeybek, zamanında. Zeybek kahramanların oyunudur. Kahraman her zaman birden fazla kişi olmayabilir. Doğrudur. Tek kişi de kahraman olabiliyor. Olabilir, çok güzel. Bize şimdi bir kahraman oyunu gösterin bence reklam arasına gitmeden. Tabii ki. Çok hoş olur diye düşünüyorum. Biz yaşayalım, sonra konuşmaya devam tabii edelim. Tabii ki. Biz özellikle hani burada oynayabileceğimiz... Herkesin aşina olduğu oyunları seçmeye gayret ettik. Tabii, zaten yerimiz dar. Evet. Zaten... Artı mutlaka insanların bu davul zurna olayını, aşinalığı ve evet ben bunu işte bir yerlerde duymuştum, bir yerlerde izlemiştim gibi Harmandalı Zeybe'yle başlayabiliriz. Bir açılış yapalım. Evet. Alkışlıyorum efendim. Şimdi ekranlarımızda... Evet. Sevgili Şükrü Kocaer ve Hava Hanım'da. Hava Türedi var. Güzel bir